Sevgili izleyicilerim, değerli abonelerim, herkese iyi günler diliyorum. Bugün Gönen'e 12 kilometre mesafede şirin bir köyden sesleniyoruz sizlere. Değerli izleyicilerim, 600-650 metrekare kadar taban alanı bulunan, yaşanılabilir, içinde müştemilatı olan bahçeli köy evinin çekimi için geldik. Değerli izleyicilerim, tanıtmak istediğimiz ev, kameramanım gösterebilirseniz. Evet, burası yaşanılabilir. İçinde eşyaları var. Saati, elektrik, havanali, su saati, her şey mevcut. Köyün altyapısı mevcut. Direğe kadar olan mesafe size tanıtacağımız bu şirin, eski Anadolu köy evi. Değerli izleyicilerim. Önce çevreyi tanıtacak olursak, lokasyonu tanıtacak olursak değerli izleyiciler. Bulunduğumuz olduğumuz köy 250 kadar haneye sahip, yaklaşık nüfusu 1000. Gönen'e 12 kilometre mesafedeyiz. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bakkalı, kahvehanesi, köy servisi gibi ihtiyaçlarınızı giderebilecek şeyler mevcut. Değerli izleyicilerim, burası tarımsal kooperatife neydi? Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, arkamda görülen alan, yaklaşık 8000 metrekare alan ilan edildi. Yani burada tarım işçiliğinin yoğun yaşanabileceği yer. Bölgede sanayileşme mevcut. Revaçta bir bölge. Artı bölge Gönen Çayı dibimizden geçiyor. Yeşillerin içerisinde bir yer. Şu anda sonbahardayız. Göstermiş olduğumuz yer o yüzden bozkır gibi gözüküyor. Sizi yanıltmasın değerli izleyicilerim. Burası insan ekseniz topraktan insan çıkabilecek. Pirinç, sulu tarımın yapıldığı, meralarının geniş olduğu, tarım kooperatifinin ilan edildiği bir yer. Şimdi hep beraber değerli izleyicilerim evi tanıyalım. Evin dışını tanıtacak olursak bakın görüyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ana asfalt yoldan geliyoruz. Ayağımız çamura değmeden arabamızla geliyoruz. Evimiz burası. Tanıtacağımız yer şu telefon direğiyle şu giriş olan yer, plastik PVC girişi olan yer bizim tanıtmış olduğumuz ev değerli izleyiciler. Evimizin ana temel yapısının oluşturduğu yer burası. Dışarıdan içeriye doğru girecek olursak değerli izleyicilerim, böyle bir antremiz var. Giriyoruz. Evet, burada bu şekilde kapatmış yapıldığı zaman sundurma, indirme diyorlar değerli izleyicilerim. İki binanın arası kapatılmış. Bu şekilde bir giriş yapılmış. Neden? Yağmurdan, çamurdan etkilenmesin diye. Evet, ana girişimizi binadan yapıyoruz. Girdiğimiz yer burası. Ev yaklaşık bir 80 metrekare kadar. Değerli izleyicilerim, böyle bir hol var. Görüyorsunuz iki tane çekyat, iki tane tekli koltuk. Saat istikametini de tanıtacak olursak değerli izleyicilerim bakın böyle bir sobalı. Burası ısınma şeklimiz soba değerli izleyicilerim. Klimamız mevcut. Camlar alüminyum. Böyle bir oturma, televizyon seyretme odası yapılmış. Camdan dışarıyı görecek olursak değerli izleyiciler böyle bir önümüz açık bahçe, feracılık yapılan bir yer köye ait. Yukarıdaki organize sanayi ilan edilen yerler, karşı tepeler. Değerli izleyicilerim, tam bir Anadolu evi, eski usul. Burasını yatak odası olarak kullanmışlar. Evet, yedek, buzdolabı. Ne için var bu buzdolabı? Değerli izleyicilerim, burada salça, biber gibi şeyleri stoklamak amacıyla çift buzdolabı kullanılır. Bakın esas buzdolabımız burada. Burası da ardiye gibi kullanılan yer. Evet, değerli izleyicilerim, mutfak sağ tarafta. Soldan devam edecek olursak öyle de bir oturma odamız var. Arka bahçeye doğru açılıyor. Bakın burası dolap yapılmış. Arka bahçemizde
Burası değerli izleyicilerim. Gelen misafirleri herhalde burada ağırlıyorlar. Evet, mutfağa girdiğimiz zaman değerli izleyicilerim, bakın yenilenmiş bir mutfak. Tezgah yeni, alt dolaplar yeni. Çamaşır makinesini yeni almışlar. Üst dolaplara yeni diyemeyeceğim. Evet, çeşmemiz var. Bakın. Akıyor. Elektriğimiz var. Size bir de bu açıdan göstereyim. Bakın mutfak masası böyle bu şekilde. Geniş bir şekilde burada. Geniş bir ailede ihtiyaçlarını giderebilir. Yerler tahta. Sevgili izleyiciler. Burayı alacak kişi tabii restorasyonunu kendi zevkine göre yapabilir. Evet, çift buzdolabı değerli izleyicilerim böyle malzemeleri kışın muhafaza etmek amacıyla, stoklamak amacıyla yapılıyor. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Bakın, elektrik panomuz burada. Suyumuz var. Evet, girişi gösterecek olursak bu şekilde sokaktan girdik. Böyle devam ediyoruz. Değerli izleyicilerim, tuvaletimiz sol tarafta. Burası tuvalet kısmımız. Burası banyomuz. Değerli izleyiciler, banyo kısmımız burası. Lavaboda. Değerli izleyicilerim, burası. Lavabo. Burada. Evet. Şu anda arka bahçeye çıkıyoruz değerli izleyicilerim. Böyle bir kamelyamız var. Sıcak havalarda burada diğer kuzeyden gelen, Marmara Denizi'nden gelen, yani bu istikametten gelen serinliği hissetmek amacıyla. Gerçi bu evler tuğladan olduğu için çok sıcak olmaz ama yine de dışarıda olmak için burada bakın lambası da var. Kendilerine göre bir düzen yapmışlar sevgili izleyicilerim. Bahçeyi tanıtacak olursak bakın değerli izleyicilerim şu duvara kadar olan yer bizim tanıtmak istediğimiz yer. Şimdi evin arka tarafı açıklık. İçinde onlarca incir, nar, üzüm, bakın mandalin ağacı bile var. Bunlar eve ait. İçerisinde çiçekler rengarenk. Bakın. Hint lifi dedikleri bitkileri yetiştiriyor teyzem. Ortancalar. Bakın burada elma ağacımız var. Elmayı görüyorsunuz değerli izleyicilerim. İklimi size göstermek amacıyla görüyorsunuz. Bakın burası Akdeniz değil. Burası Marmara bölgesi. Balıkesir, Gönen. Fakat bakın değerli izleyicilerim. Görüyorsunuz mandalina bile var. Mandalinanın üzerinde bir sürü mandalina var. Su kavağımız var. Bakın. Bunları neden gösteriyorum? Çeşit olsun diye gösteriyorum diye sevgili izleyicilerim. Yani ne kadar çok meyvenin, sebzenin bir arada yetiştiğini görürseniz diye. Bazı seyircilerimiz hep ağaçları gösteriyorsunuz diye olumlu olumsuz eleştiri yapıyor. Fakat bunlar bir değer olduğu için size gösteriyorum. Değerli izleyicilerim, evin içinde onlarca ağacımız mevcut. Sınırımız buradan ileriye devam ediyor. Evimizin arka kısmı burası. Bakın, ihtiyaçtan dolayı burası bölünmüş. İş makinelerini görüyorsunuz üzerinde kapatılmış. Su kuyumuz mevcut. Elektrikle beraber ne yapılıyor? Elektrikli motorla sulanıyor ve şebeke suyunu herhangi bir ücret ödemeden bu sebze ve meyveleri yazın sadece elektrik maliyetiyle yiyebiliyorsunuz. Evimizin arkası burası değerli izleyicilerim. Bakın. Buradan ileriye yola kadar. Burası RD olarak kullanılmış iki tane. Çok atıl durumda içeriği göstermeye gerek yok. Evin arka kısmı burası. Sevgili izleyicilerim. Arka kısımda RD olarak göstermiş olduğum yer burası. Diğer televizyonlu odamız burası. Fakat burası da bakın yüksek bir platform. Balkon gibi.
Burayı da tamir tadilatla beraber ne yapabilirsiniz? Büyütebilirsiniz, dahil edebilirsiniz. Zeminler taş, duvar, kesme taşlarla çok sağlam değerli izleyicilerim. Bakın görüyorsunuz. Zemin sağlam. Zeminde herhangi bir sorun yok. Evin girişi buradan, arka taraftan. Eskiden buradan yapılıyormuş. Giriş, sokaktan giriş bu şekildeymiş. Eskiden insanlar ne yapıyor? Burasını ardiye olarak kullanıyorlar. Evin girişi burası. Porta kapı dedikleri yer eskiden öküz arabalarına, daha sonra traktörlerine girip sokaktan içeri girdikleri yer burası sevgili izleyicilerim. Evet. Direkt bizim sınırımız. Buradaki taş duvara kadar gideceğiz sevgili izleyiciler. Taş duvar bizim komşuyla olan sınırımız. Burası eskiden hayvan damıymış herhalde. Bakın üzüm var. Burada da üzüm yetişmiş. Değerli izleyiciler, yaban üzümü. Bu şekilde arka tarafı tanıtacak olursak değerli izleyicilerim bu şekilde. Değerli izleyiciler, evet ikinci kısımdaki bahçenin bölünmüş olan diğer kısım burası. Duvarımız burası. İncir ağacının diğer tarafından çekim yapmıştık. Evet. İhtiyaçtan dolayı daha önceleri bölünmüş. Burada da başka ihtiyaçlar için yapılmış. Evet. Tavuk kümeslerimiz ve diğer malzemeler burada. Evet. Evin hizası burası değerli izleyiciler. Bakın taşlar bizim sınırımızı oluşturuyor. Buradan şu duvara doğru olan istikamet bizim evimiz. Bakın başka bir meyve cennet hurması değerli izleyicilerim. Size neyi gösterdim? Cennet hurmasını, mandalinayı, elmayı, inciri bu gibi meyvelerin hepsini gösterdim. Bakın ceviz ağacımız üzerinde de var. Değerli izleyicilerim, bakın bahçeyi tanıttık, evi tanıttık. Bu içerisinde onlarca meyve ağacının olduğu 650 metrekare kadar olan bahçeli eski köy evimiz bakalım kime kısmet olacak değerli izleyicilerim. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonundaki drone çekimlerini izlemeyi unutmayın.